Komisyonumuzca söz konusu önergeye ilişkin yapılan inceleme neticesinde söz konusu meclis kararı ile kabul edilen Altınordu ilçesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazır mimar planın iptali yönünde birçok dava açıldığı anlaşılmış. İlgili davalar üzerinde idari yardım mercilerince yapılan incelemelerde dosyaların bir kısmında planın parsel bazında iptaline, geneli ilişkin plan iptali taleplerinin ise meclis önünden reddine karar verildiği görülmüş olup, planın tamamının iptali ilişkin davalar reddedildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle hukuk komisyonu ile birlikte yapılan çalışmada revizyonun parsel bazında değerlendirme yapılmasına uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Komisyonumuzca yapılan çalışma doğrultusunda kent süreyetinin korunması, bahse konu planı açılan parsel bazındaki davaların bir kısmının kabulünden dolayı plan bütünlüğünde bozulma meydana geldiği ve bu nedenle planın ruhuna bir aykırılık teşkil etmiş olması, kamuoyunun revizyon ile ilgili rahatsızlığı ve hatta ekte sunulan revizyonun büyük bir bölümü ile alakalı 110 bin adet ıslak imzadan oluşan kampanya mevcut olduğu ve bu kampanyaya 30 sivil toplum kuruluşunun katkı verdiği Ordu Mimarlar Odası Şubesi'nin başkanlık makamına iletmiş olduğu bazı alanların düzeltilerek yeniden çalışılması talebinin değerlendirilmesi, ileriye dönük telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11.02.2019 tarihli ve E-2192 sayılı yazısında sunduğu inceleme raporunda revizyon planında özel proje alanı olarak belirtilen bahse geçen alanların mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen gösterimlere uygulama imar planına aykırılıklar olduğu, planlanan kullanımların uygulama imar planında mekansal olarak gösterilmesi gerektiği, konut kullanımından dolayı alana gelecek nüfusun gelecekteki ihtiyacı olan kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının bulunduğu, bölge içerisinde ayrılıp ayrılmadığının ve plan ve açıklama raporunda belirtilmemesi, sahil kesiminde yüksel emsal oranları ve yüksekliği serbest bırakılması, kararların süreç bozucu nitelikte olduğu, kamu yararı ve planlama ilkelerine aykırı teşkil ettiği belirtilmesi. Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olmasında gayet tabii ki kanunlar geçerli olacak. Biz burada kanunlara uygun bir hareket yapıyoruz. Hak hukuk esastır. Halkın vicdanı esastır. Ve ordu halkının çıkarları esastır. Biz burada ordu halkının çıkarlarını birinci plana alıyoruz. Onun dışında da hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Yani burada temel olan ordu halkının çıkarlarıdır, anayasal haklardır. Tabii ki bir harekete başlanınca bunun eksisi, artısı her şey hesap ediliyor demektir. Bunların hepsini göze alarak cesaretle gidiyoruz bu işe. Şimdi açıkçası ne olursa olsun ben de yanlış yapıyorsam benim de yanlışımı ben kendim getiririm ortaya. Dolayısıyla bunu hiç düşünmeyin. Burada dediğim gibi ordu halkının çıkarları söz konusudur. Milli menfaatlerimiz esastır. Anayasal hak ve hukuklar esastır. Bunları bilerek bu çalışmayı bilinçli bir şekilde başlatıyoruz. Aslında ben bunu ilk gün gündeme getirebilirdim. Altına tek imzayı atarak getirebilirdim. Ama usulüne uygun hareket ettiğimiz için de burada bir bütün halinde bu kararı almamız ve sizin de bunu memnuniyetle karşılamamız bizim için anlamlıdır. Ben muhalefete de, sizlere de, bütün üyelerimize de ve çalışmalar yapan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Konuya ilişkin komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.
yapan bütün arkadaşlarımıza, çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımıza, kamuoyunun hassasiyetine, katkılarına, sivil toplum örgütlerine, bütün partilerimize, siyasi partilerimize, STK'larımıza, herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bu önemli adımı inşallah diğer adımlar takip edecek. Bir mimari içinde, bir büyük şehir mimarisi içinde, ekosistemde göz önüne alarak çağdaş bir kenti hep birlikte yapacağız. Zaten taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olacağız inşallah. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Emsal 2.50, yani çok 51.50, DAX 0.40 yapılarına sahip özel proje alanı 2 alanının ve